diyorum. Bütün dünya ama özellikle Batı dünyası ve Türkiye Taliban'a mı inanacak? Yani mesela ne diyor? Biraz kelime oyunları da yapıyorlar. Yok biz kadın hakları demiyorlar ama şeriata uyduracağız kadın haklarını. Ve buradan bakacağız bundan sonra meseleye. Evden çıkabilirler diyor. Şimdi dünyanın çok önemli bir sınavı var önünde. Nerede duracak? Dünya siyaseti ve politikacıları belki bir konferans çerçevesinde Taliban'ı tanıma yoluna gidecekler ama geri kalan toplumların vicdanı nerede durmalı? Özellikle Türkiye için soruyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bu Afganlı kadınların yakarışını? Ama Afganistan'daki kadınların, ama diasporada yurt dışında yaşayan Afgan kadınlarının, ama Biden'a soru soran Afgan gazetecinin duruşunu. Tanımayın bu Taliban'ı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sevgili Şirin, ben de sizin gibi aslında aynı tedirginliği yaşayanlardan ve net bir cevapla tanımayın diyenler grubundanım. Çünkü biz bunların reklam kampanyalarını izliyoruz şu an. Geldikleri noktalarda kendi devletlerinin kabulü için yapılan bu reklam kampanyası içinde ulusların bu kampanyaya kanmamalarını, çünkü yaşanmışlıkların ve o süreçten bugüne değişmeyen mücadelelerinde geldikleri andan itibaren de aynı tarzı, hani kapıların arkasında teknolojik olarak duyulmayacak, görünmeyecek zanlıyla devam ettirdiklerini ve türlü şirinliklerle o silahlı askerlerin değişebileceği ümidini yaymaya çalışıyorlar. Kesinlikle ama gerçekten net bir tavırla değişmeyecekler ve tanınmamaları gerektiği kanaatindeyim. Ve özellikle de hem Afganistan hem bölge coğrafyası ve Türkiye'nin laikliği üzerinde bizim net duruşumuzun tüm dünyaya örnek olarak da dünyaya mesaj olarak yayınlanması gerekiyor. Bu anlamıyla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu dünden itibaren dünyaya ses ver dünya adıyla bir çağrıda bulundu. Zaten bizim içinde eşitlikten, kadının insan haklarından den vurabildiğimiz ve laiklik yapımızın hem dünya için örnek teşkil eden sürecine, hem dünyanın da o her zaman için ağza bir çiğnem sakız olan eşitliğinden vazgeçmemesi anlamında bu sürecin yanlış olduğunu, Afganistan'daki kadınların Afganistan'da yaşamın çağdaşlığa, demokrasiye hizmet etmesi gerektiğine ve bu yönlü uluslararası kuruluşların çağrılar yapmasını istiyorum. Ben bugün UNICEF'in bir çağrısını okuduğumda biz inanıyoruz Afganistan'ın bu çağrısına diye bir cümle görebildim. Beni hakikaten tedirgin ediyor. Uluslararası kuruluşların da bu çağrılara kulaklarını kapatarak doğruluğun, kadınların insan haklarından yararlanmasını sağlayabilecek, eşitliğin sağlanabileceği, demokrasinin uygulanacağı ve şeriatla hakkın yan yana gelemeyeceğini artık ilkokul çocuğuna söylediğinizde anlayacağı söylemi herkesin anlaması gerektiğini istiyorum. Afganistan yakından tanıdığım bir coğrafya. 2000'li yılların başında Afgan halkının ne durumlarda olduğunun birebir anlatıcılarıyla yan yana gelebilme şansını yakalamış bir sivil toplum örgütü temsilcisiyim ve bir hak arayıcı mücadelecisiyim. O günlerde kadınlara yapılan zulmün bugünlere kadar yavaş yavaş, hani içeride değişme, adım adım değil milim milim olan bir süreç içinde, tıpkı Sayın Biden'ın gazetecilerle yaptığı röportajdaki çağrısı gibi, Atatürk Cumhuriyeti'nin, Atatürk Türkiye'sinin laiklikten taviz vermemesi gerektiği noktasını ben de buradan söylemek istiyorum. Hala görüşüyoruz oradaki arkadaşlarımızla ve buradaki temsilcileriyle. Onların da aynı tedirginlikleri, aynı korkuları var. Birçok arkadaşın dışarı çıkma ve yaşam alanlarında, sosyal hayatta, çalışma hayatta yok olmaları gibi. Sanıyorum doktorluk, öğretmenlik ve polislik de üç alanda kadınların çalışacağı söyleniyor ama ben şeriatla hak olayının yan yana gelmeyeceğini, özellikle şeriatten anladığımız olayın kadını bir vatandaş, bir birey olarak görmeyen zihniyeti, sadece bir cinsel obje olarak gören ve bunun yaş skalasında ve sınırında herhangi bir sınırlama getirmeden savaş ganimeti olarak görebilen zihniyetin değişmeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu anlamıyla da
eşitlikten dem vuran bütün Avrupa ülkelerine, bütün batılı ülkelere ve kendi coğrafyamızı değiştirebileceğine inandığım bu söylemlerinde inançtan ödün vermelerini, yani ben inanmadığımı tekrar altını çizerek size söylemek istiyorum. Bu anlamıyla da Türkiye'den dünyanın bütün ülkelerine seslendik. Bütün kadın liderleriyle sevgili Emin'in altını çizdiği üzere de sadece kadınlara değil bütün insanlara ve liderlere sesimiz, o çok önemsediğimiz eşitlik ilkesinden vazgeçmeyelim. Ama kendi ülkemde 150 yıllık bir kadın mücadelesinin bugünkü halkalarından biri olarak da söylüyorum ki kadınlar bu konuda direnç göstermeye devam ediyor. Sizin hazırladığınız videonun da o başındaki pankartı tutan arkadaşlarım korkmadan cesaretle içlerinden geçeni ve bu işin mücadelesini yapma kararlılığını ortaya koydular. Kadınlar her yerde, siz de bunu söylediniz, her yerde bu mücadeleyi yaptı. Tıpkı kendi ülkemizde seçim yatırımından önce de iktidarda kalabilmek anlamında Cumhuriyet kazanımlarından ödün verildiği zamanları yaşıyoruz aslında bizler de. İşte Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekme bir siyasi ikbal adına yapılmış bir pazarlıktı. Ya da müftiye nikah yetkisi birilerine ağzına bir parmak bal sürme hikayesiydi. Ya da 15 yaş altı evlendirilen çocukların affı yönündeki meclise sunulan önergelerde bu anlamıyla bizim layık ama Türkiye Cumhuriyeti içinde anayasasına aykırı hareketlerin yapıldığı bir ülke, layık coğrafyanın tabanında bir değişim yaratma içgüdüsünü görebiliyoruz. Yine aynı anda Taliban'ı destekleyen mesajların bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onlarla aynı taraftayız gibi anlamsız, içi boş ama birilerine mesaj olan cümlelerine de tanıklık edebiliyoruz. Ve bu ülkenin aslında Taliban'ın tarafı olmadığını bu ekranın içinde sizler de izleyenler de biliyor ki Türkiye anayasasında laiklik yazan, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmezi olan çağdaşlıktan ödün verilmemesi gereken bir süreçte. Evet. Açıkçası yaşanılan olay hepimizin tehlikeli bir sınırda olduğunu, bu olaylara müdahalenin öyle kenarda seyirci kalma sıfatıyla ya da gösterilen o reklam kampanyaları gibi iyi niyeti suistimal eden düşüncelere pay vermemek, parsa vermemek diye yorumlanabilecek bir olaydır açıkçası. Ben Sayın Hüda Kaya'ya şunu sorarak, ilk soru olarak başlamak istiyorum. Taliban'ın ya kadınlara o kadar hakkını çizmeyeceğiz, kadınların haklarını o kadar da yok saymayacağız anlamında söylediği o çerçeve, yani sokağa çıkabilecekler, bir insanın sokağa çıkabilmesinin bir hak olarak söylenmesi gerçekten bana acayip geliyor ama o çerçevenin içine kadınlar sığabilirler mi? Evet, öğretmenlik, doktorluk ve mühendislik